Arkadaşım merhabalar kanalıma hoş geldin. Ben Seyit Hoca. Trigonometrinin 21. dersini çekiyorum. Ters trigonometrik fonksiyonlardan arktanjant ve arkotanjant fonksiyonlarını işleyeceğim bugün. Adım 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 buraya kadar geldik ve bundan sonraki kısımda da artık trigonometriyi tamamlayarak bütün konularını bitireceğiz arkadaşım. Hemen kağıdını kalemini hazırla. Vakit kaybetmeden ben hemen ters trigonometrik fonksiyonlara başlıyorum. Arktanjant fonksiyonu. Bak arkadaşım arktanjant fonksiyonu aynı bundan evvelki kısımda anlattığım ark kosinüs ve ark sinüs fonksiyonları gibi yine bu adamda tanjant fonksiyonu da bu sefer sinüs ve kosinüs'ten farklı olarak reel sayılardan reel sayıları tanımlıdır ve burada ark tanjant fonksiyonunu tanımlayabilmek için de tanjant fonksiyonu yine diğer fonksiyonlarda olduğu gibi birebir olmamasından kaynaklı tersi ile ilgili sıkıntı çıkıyor. Bu sebebi bunu giderebilmek için tanjant fonksiyonunu birebir örten olduğu bir aralığa daraltacağız. Bak tanjant fonksiyonunun normal grafiği şöyle bir grafiktir. Şu bizim analitik düzlemimiz olmak üzere şurada pi var şurada pi bölü 2 var. Hatırlıyorsun değil mi tanjant fonksiyonunun periyodu pi'dir. Bu adamın tanjant 90'daki durumu şöyledir. Bak tanjant 90 şöyle yukarıdan aşağıya doğru tanjant 90'da sonsuz olduğu için tanımsız olduğu için tanjant fonksiyonunun grafiği şöyle bir grafiğe sahiptir. Şuradan şöyle gelir buradan da böyle gelir diyorduk. İşte bu tanjant fonksiyonunun tekrar ettiği aralık içindeki grafiği bu grafiği diğer aralıkları artık kopyalayarak yapıştırarak tekrar devam edersen eğer tanjant fonksiyonu şöyle bir görünüşe sahip olur. İşte bu tanjantın fonksiyon tanjant fonksiyonunun grafiği demiştik. Arkadaşım şimdi gördüğünüz üzere bu adam birebir değil. Nereden biliyorsun birebir olmadığını? Yine önceki kısımlarda anlattığım bir fonksiyonun birebirliğini anlamak için bak şöyle yatay çizgiler çizersin. Çizdiğim bu yatay çizgiler eğer fonksiyonu birden fazla noktada kesiyorsa birebir değildir o adam. Şimdi bu adam birebir değil. Tamam anladık. Peki birebir değil de bu adama biz ne yapalım? Bak fonksiyonun grafiği, tanjant fonksiyonunun grafiği şu an ekranda gördüğün kısım. Orijinden geçen Hatta şöyle şunu da çizeyim bak. Şu eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 aralığında bak asimtotları var bu adamları, bu adamın. Bu grafiğin şu e, şu an görünen haliyle bu adam birebir ve örten değil. Bu adamın birebirliğini sağlayabilmek için bu fonksiyonu birebir olduğu bir aralığa kesmem, kırpmam gerekiyor. İşte bunu sağlayabilmek için bu fonksiyonu bak normal tanjant fonksiyonunu Eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 aralığına alacak şekilde kestiğin zaman işte şu. Bu fonksiyon artık yatay eksene x eksenine paralel çizgiler çizdiğinizde hiçbir şekilde bu grafiği birden fazla noktada kesmeyeceği için artık tanjant fonksiyonu bu aralığa tanımlandığında birebir ve örten hale gelir. İşte bu tanjant fonksiyonu birebir ve örten olduğu için artık tersinden bahsedebilirsin. Yani tanjant fonksiyonu için ben şunu yaptım arkadaşım. Normalde reel sayılardan reel sayılara tanımlıydı ya. Tanjant fonksiyonunu eksi pi bölü 2 pi bölü 2. Hocam niye buralar açık diyorsan eğer. Çünkü tanjant 90'da ve eksi 90'da tanımsızdır. O yüzden açık aralık olarak vermek zorundasın. Çünkü fonksiyon tanımı sağlanmalı. Eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığından reel sayılara tanımadığınız anda tanjant fonksiyonu birebir ve örten hale gelir. Dolayısıyla bu fonksiyonun tersi olan fonksiyon da artık reel sayılardan eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 aralığına tanımlı olan bir fonksiyon olur. Ve bu tanjant üzeri eksi 1 şeklinde gösterilir. Buradaki tanjant üzeri eksi 1 yani tanjantın tersi olan fonksiyon reel sayılardan eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 aralığına tanımlı olan bir fonksiyondur. Ama hiçbir kimse bunu tanjant üzeri eksi 1 olarak göstermez. Bunun yerine der ki ark tanjant x fonksiyonudur. Arktanjant tanjant fonksiyonu aslında ark x fonksiyon değildir o. Arktanjant tanjant fonksiyonudur. Arktanjant x onun kuralıdır. Arktanjant fonksiyonu bu şekilde tanımlanır. Şimdi arktanjant tanjant fonksiyonu da arkadaşlar burada dikkat etmen gereken en önemli şey ne biliyor musun? Şu aralık işte bak. Bu aralık bu aralık sana arktanjant fonksiyonunda bir sayı yazdığın zaman tek bir değer bulmanı sağlandı. Bak normalde şöyle demiş olsaydık arktanjant tanjant 1 demek ne demek? Ark tanjant 1 demek artı ifadelerde yaptığımızı hatırlayın. Ark tanjant 1 ki biz artı ifadeye bir isim vererek bunu oynadıktan sonra şöyle yapıyorduk. Dışarıdaki ile içeridekinin yerlerini değiştiriyorduk. Dışarıdaki ile de içeridekinin yerlerini değiştirdiğinde tabi ark gider artık. Tanjanta eşittir 1. Şimdi tanjantı 1 olan açı demektir bu. İyi de tanjantı 1 olan açı var mı? Var. Hem de biraz fazlaca var. Kim var? 45 derece var. Üstüne 180 e eklediğiniz zaman 225 var. Bir 180 daha eklediğiniz zaman 405 var. Bu şekilde sonsuz tane açı oluyor. İşte bu tanjant fonksiyonu benim şu tanınmadığım aralığa göre eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 aralığında sonuç vermesi gerektiği için arctanjant 1 dediğin adam sadece 45 derecedir. Yani tanjant 1 dediğimiz bu adam... Pi bölü 4 yani 45 derece olarak alınır ve tek değeri vardır. Anlaştık mı? İşte bu tanjantın şu aralığın içinde sonuç vermesi gerekir. Önemli olan yer burası. Bir şey daha dikkat ettin mi? Ettin. Nereye ettin? Bak burada hatırlarsan arksinüs fonksiyonunun tanım aralığı da buna benzerdi. Tanımlanma şekli de buna benzerdi. Biz arksinüs fonksiyonu nasıl tanımladık? Arksinüs fonksiyonu eksi 1 bir aralığından... Eksi pi bölü 2. Pi bölü 2 aralığına tanımlamış. Katılıyor musun? İşte arc arcsinüs fonksiyonlarının bak dikkat edersen görüntü kümeleri eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralıkları kısmı yakın. Bu kapalı aralık bak bu da gördüğün üzere açık aralık. Arksinüsle sinüsle ya yani sinüsle tanjantın ters fonksiyonlarının görüntü kümeleri aşağı yukarı birbirlerine benzerdir. Kosinüste de kosinüste de kotanjantın aralıkları birbirlerine benzer olacak birazdan. İşte dikkat edeceğin detay bu arkadaşım. Şuradaki aralık. Şimdi bununla ilgili bir derdimi anlatmaya çalışacağım. Örneklerim var. Bak şuradaki adama şöyle bir bakalım beraber. Ark tanjant sıfır. Ark tanjant sıfır demek ne demek? Aslında bak özünde sana söylediği şey şu. Bana tanjantı sıfır eden bir açı söyle. Ama o açı Eksi pi bölü 2 ile yani eksi 90 ile artı 90 aralığında olsun demektir. Eksi 90 artı 90 aralığında tanjantı sıfır eden kim var? Hangisi var? O tabloyu hatırlıyor musun? Ta en baştaki dik üçgende dar açıların trigonometrik oranları kısmı. işte orası çok önemli demiştim. Bak en sona kadar kullanmaya da devam edeceğiz. O tabloya bir git bir bak eğer hatırlamıyorsan. Tanjantı sıfır eden açı sıfır radyandır. Tanjantı kök 3 bölü 3 eden. Bak buradaki arc tanjant kök 3 bölü 3. Tanjantı kök 3 bölü 3 eden açı hangisi? 30 derece. Yani pi bölü 6. Bak bir de bunu şöyle de yorumlayalım. Aslında aynı şeyi yapacağım. Ben ne dedim sana? Ark tanjantlı ifadeye değer arıyorsan eğer git buna bir isim ver. Aha verdim. Ark tanjant kök 3 bölü 3'e a dediğinde buradan tanjant a eşittir kök 3 bölü 3 yapar. Yine ark tanjantı kök 3 bölü 3 eden açı demiştim zaten. Tanjantı kök 3 bölü 3 eden açı kim? 30 derece. İşte buradaki adamın da karşılığı yine pi bölü 6'dan 30 dereceye karşılık gelir. Bir altındaki arc tanjant 1 ne demek? Tanjantı 1 eden açıyı bana söyle demek. Ama yine ben aynı şeyi yapayım. Buraya B diyeyim. Buradan bunu dediğiniz zaman tanjant B eşittir 1. Hangi açının tanjantı 1? Ama aralığa dikkat ederek söyle. Hangi açının tanjantı 1? Normalde Bak bu sorunun çok cevabı var. Ama alt tanjant 1 dediğinizde tanjantı 1 eden açı 1 tanedir. O da B eşittir pi bölü 4'tür. Yani 45 derecenin tanjant değeri 1'dir. Alt tanjant kök 3. Bana tanjantı kök 3 eden bir açı söyle. Yine dik üçgendeki şu dar açıların trigonometrik oranları kısmı var ya yine orayla alakalı. Tanjantı kök 3 eden açı kim? 60 derece. Pi bölü 3. Ya da şuna C dersin a tanjant kök 3 eşittir c deyip buradan tanjant c eşittir kök 3 bana tanjantı kök 3 eden bir açı hangi açının tanjantı kök 3 tabi şu aralığın içinde olmak şartıyla c eşittir pi bölü 3 yani 60 derecedir dersin geç alttakine Arc tanjant eksi 1. Tanjantı eksi 1 eden açı. Şimdi tanjant nerelerde eksi? Ama hocam ben biliyorum tanjantın eksi olduğu yerleri. Tanjant herkes sever. TC kızların nerelerde eksi bu adam? E, ikinci bölgede ve dördüncü bölgede eksi. Birde ve üçte artı bu adam. E, tanjant eksi vereden kim olabilir o halde? Ya ikinci bölgede ya dördüncü bölgede bir açı. Değil. Burada iki tane değil arkadaşlar. Tek bir tane bölge vardır. Neden? Bak çünkü bu adamdaki tanjant fonksiyonu, arktanjant tanjant fonksiyonu bu aralığın içine tanımlı. O halde eksi pi bölü 2, pi bölü 2 aralığı ne, ne demek? Şurada birim çember değil mi? Birim çember üzerinde bak Eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 aralığı şu bölge değil mi arkadaş? Yani ark tanjant birinci ya da dördüncü bölge ya birinci bölgeye ya dördüncü bölgeye tanımlıdır. O halde tanjantı eksi bir eden açıyı arıyorsan tanjantı eksi bir eden açıyı birinci bölgede değil dördüncü bölgede aramak lazım. Tanjant eksi bir eden dördüncü bölge açısı kaç? Eksi 45 derece arkadaşlar. Eksi pi bölü 4. Ama hocam 315 derecede var. Ya 315 onun esas ölçüsü. 315 bak karıştırma. Eksi 45 başka açı. 315 başka açı. Ama Eksi 45 derecenin esas ölçüsüne tamam 315 derece ona sözüm yok. Ama buradaki kavramlara dikkat et. 315 derecelik açıyı almıyorum. Niye? Çünkü 315 derecelik açı bu aralığın içinde değil de ondan almıyorum. Yani bu adamı karşılığı eksi pi bölü 4 yapacak arkadaşlar. Şimdi geçtim bununla ilgili örnekler çözmeye. Ark tanjant eksi kök 3 bölü 3 artı ark sinüs kök 3 bölü 2. Aslında bak bildiğin şeyleri bir hatırlatacağım sana. Ark tanjant eksi kök 3 bölü 3. Tanjantı eksi kök 3 bölü 3 eden açı hangi açı? Dördüncü bölge açısı. O halde bu adam eksi 30 derecedir. Eksi pi bölü 6 ya da eksi 30 derecedir artı arc sinüs kök 3 bölü 2. E sinüs kök 3 bölü 2 demek ne demek? Sinüsü kök 3 bölü 2 eden açıyı bana söyle demek. Kim o? 60 derece. Yani pi bölü 3. E bu da 60 yazalım. E yazdık yazdık bir de bunları toplayalım. Etti sana 30 derece arkadaşım. Anlaştık mı? Pekala. Geç bir sonraki adam. Kosinüs arktanjant tanjant 1 bölü 2. Bak bu tiplerden ben sana nerede çözdüm? Arc kosinüs ve arc sinüs fonksiyonlarını çözdüm. Şimdi arktanjant tanjant 1 bölü 2 demek ne demek? Tanjantı 1 bölü 2 eden açıyı bana söyle demek değil mi? Evet. İyi de tanjantı 1 bölü 2 eden bir açı biliyor musun? Ben bilmiyorum. Ama buradaki adamı bilmiyor olsan da şöyle kurtarırsın bak bu durumu. Arklı ifadeye git bir isim ver. Bir adı olsun bu adamın. Şuna a diyorum. Buna ark tanjant 1 bölü 2 a dediğinde tanjant a eşittir 1 bölü 2. Buna cevap veremiyorum çünkü tanjantı 1 bölü 2 eden açıyı bilmiyorum. Bak arkadaşım buradaki adamı şöyle yapıyoruz. Trigonometrik oranlarından biri belli bak tanjantı belli bu adamın. Şimdi tanjantı açıyı buraya çaktım, yerleştiriyorum. 1 2 dik üçgen Pisagor uyguladım kök 5. Ben ne arıyorum? Elinde ne kaldı? Kosinüs A kaldı. E kosinüs A değerini arıyorsun. Kos A değeri yani komşu bölü hipotenüs. Komşusu ne? 2, hipotenüsü ne? 5 kök 5. 2 bölü kök 5 sorunun cevabı olur arkadaşlar. Var mı? Cevap A şıkkı doğrudur. Bir daha sonraki. Sinüs ark tanjant eksi 1 işleminin sonucu nedir? Şimdi sinüs ark tanjant eksi 1. Ark tanjant eksi 1. Bulabiliyor musun? Tanjant eksi 1 eden bir açı var mı? Var. Kim o? Eksi 45 derece. Ya da yine buraya A dersin. Ark Tanjant eksi 1'e a dediğinde tanjant a eşittir eksi 1. Hangi açının tanjant eksi 1 yapar? Eksi 45 dereceye buradan da ulaşabilirsin. Eksi pi bölü 4. Şimdi bunu aldım yerine yazıyorum. Bende ne var? Sinüs a var. Yani sinüs eksi pi bölü 4. İki şekilde yorumlayabilirsin. Şimdi eksi pi bölü 4 var sinüsün içinde. Esas ölçü bulabilirsin. Ya da sinüs eksi yönüne tüküren bir adamdı. Deyip eksi sinüs pi bölü 4 yazarsın. Sinüs pi bölü 4 yani sinüs 45 kaç? Kök 2 bölü 2. O halde eksi kök 2 bölü 2 cevaptır diyebilirsin. Tamam. Geçtik sonraki Ha, bir de bak şunlardan var. Gerçi yine bunu ben sinüs fonksiyonu, ark sinüs ve ark kosinüs fonksiyonundan anlatırken bunlardan bahsettim. Aslında yine benzer şeyi yapacağım. Sadece burada ark tanjant gelmiş olacak. Onlar hiçbir şey değişmeyecek. Fonksiyonun tersini bulun da görelim demiş. Şimdi güzel kardeşim burada ark tanjant 2x artı 1 demiş ya. Biz fonksiyon tersi bulurken hep yaptığımız işlemi yaparız. Ne o? x'in yerine y, y'nin yerine x yazmak. Aha yazdım. Sonra şununla şu içeridekiyle dışarıdakinin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdim. 2y artı 1 eşittir. Tanjant dikkat tanjant x. E biz y'yi arıyoruz burada. Çekmek için y'yi 2y eşittir tanjant x eksi 1. O halde y eşittir. Her iki tarafı 2'ye bölünce tanjant x eksi 1 bölü 2. İşte bu sana verilen f fonksiyonunun tersi olan fonksiyondur. Anlaştık mı? Tamamdır. Bak sırada son trigonometrik fonk, ters trigonometrik fonksiyon olan ark kotanjant fonksiyonu var. Arkadaşım yine ark fonksiyonu da grafiği çizildiği zaman zaten birebir olmadığını görebileceğin bir adam. Ark kotanjant fonksiyonunu tanımlayabilmek için yine kotanjant fonksiyonunun grafiğini belli bir yerde keseceğim. Bak bu da kotanjant fonksiyonu tanjantın tersi şeklinde ilerleyen şöyle bir adam. Bu grafik 0 pi aralığında tanımlı zaten periyodu pi idi. Bu grafiği diğer aralıklara kopyaladığın zaman şöyle şöyle bir grafik geliyor bu adam. E bu adam birebir mi? Değil. Neden? Yatay çizgiler çizdiğin zaman birden fazla yerde kestiği için bu adam zaten birebir fonksiyon değil. Şimdi biz bu adam birebir yapalım. Nasıl birebir yapalım? Kırpalım. Nasıl kırpalım? Bak bununla ilgili şurada benim senin için hazırladığım bir grafiğim var. Kotanjant, ark kotanjant fonksiyonun grafiği. Bak gör bunu. Ark kotanjant fonksiyon arkadaşım şu kısımda. Şöyle asimtotları var. Bak şu yukarıdan aşağı çizilen kesik kesik çizgi var ya. Bir de x ekseni üzerinde. Bak şöyle göstermeye çalışayım. Bu ark kotanjant fonksiyonunun tanımlanması için gerekli olan grafik. Şimdi tanjant fonksiyonunun grafiği bu ya. Tanjant fonksiyonu özür dilerim. Kotanjant fonksiyonunun grafiği bu ya. Bu grafiği birebir olduğu bir aralığa kırpıyorsun. Ya tabi nerede kırpayım? Ya şu dikey sonsuza gittiği tanımsız olduğu yerler var ya onlar için içinde bulunmaz. Bak kotanjant fonksiyonunu kırpıyorum. Bu grafiği kırptığın zaman şu aralığa indirgediğinde, yani 0 pi aralığına pi aralığına bak dikkat et 3,14 yapıyor burası 3,14 yani pi. Burada bu grafiğin 0 ile pi aralığındaki kısmını aldığın zaman bu fonksiyon bu haliyle birebir ve örten olduğu için artık burada arc kotanjant fonksiyonunu tanımlayabilecek kıvama gelmiş oluyorsun. Yani şunu yapıyoruz aslında biz normal kotanjant fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlı olduğu için biz kotanjant fonksiyonunu daraltıyoruz. 0 pi aralığına ama dikkat 0 pi açık aralığına kırptığımız zaman 0 pi aralığından reel sayılara tanımladığımızda 0 pi aralığına göre kırptığımız zaman bu adamı burada arkadaşlar artık kotanjantın tersi olan fonksiyon reel sayılardan sıfıra tanımlı olan bir fonksiyondur ve bu adamın tersi artık fonksiyondur diyebilirsin. Dolayısıyla gene bunu hiç kimse böyle kotanjant üzeri eksi 1 ile göstermez. Oraya kısaca der ki arc kotanjant fonksiyonu reel sayılardan 0 pi açık aralığına tanındı. Bak yine aralık tanjantın sinüse benzerliği gibi arc kotanjant fonksiyonu da arc kosinüs fonksiyonunun e, görüntü kümesine benzer. Arc kosinüs fonksiyonu da şöyle bir şeydi. Eksi 1 1 aralığından 0 pi kapalı aralığına tanımlıydı. üstte kapalı aralık, Arkotanjanta açık ar şey e açık aralık var. Anlaştık mı arkadaşlar? İşte bu arkotanjant fonksiyonunu artık birebir ve örten yaptığı için tersi vardır ve hatta tersi de fonksiyondur. Her bağıntının tersi vardır ama her bağıntının tersi fonksiyon değildir. Şu an tersi de fonksiyon oluyor. Şimdi bununla alakalı tabii sizin burada dikkat etmeniz gereken şey ne? Şurası arkadaşım. Bak sen ark kotanjantın içine bir şey yazdığında çıkan sayı bu aralığın içinde sonuç vermeli. Bu aralığın dışındaysa yanlış bir şeyler vardır. E, dolayısıyla bu aralıkları biliyor olmanız lazım. Ark sinüsün, ark kosinüsün, ark tanjantın ve ar kotanjantın her birinin görüntü kümelerinin aralıklarını iyi biliyor olmanız lazım arkadaşım. Şimdi gelelim ısınma örneklerine. Ark kotanjant 0. Kotanjantı sıfır olan adam kim bu? Ark kotanjant 0 demek kotanjantı sıfır eden açıyı bana söyle demek. Yine bu dar açıların trigonometrik oranları tablosuna baktığın zaman buradan arkadaşlar kotanjantı sıfır olan adam 90 derecedir. Yani pi bölü 2 radyandır. Ben yine şunu da söylemek istiyorum. Arklı ifadeye ark kot 0 eşittir a dediğinizde şöyle bir takla attırıyorsunuz. Kotanjant a eşittir 0. E kotanjanta 0 eden adam kim? Kotanjantı 0 eden adam yine malum 90 derece. Ar kotanjant eksi kök 3 bölü 3 demiş. Bak bu adam da kotanjantı eksi kök 3 bölü 3 eden açı demektir. Hangi açının kotanjantı eksi kök 3 bölü 3 yapar? Bir kere açı ikinci bölgededir. İkinci bölgede çünkü kotanjant eksi değer almıştır. Eksi kök 3 bölü 3 değeri eden adam kim? E, bu adamın karşılığı 120 derece. 2 pi bölü 3. E baksana şu adama. Kotanjant 2 pi bölü 3. Yani 120 derece dediğin zaman şöyle olmuyor mu? Kotanjant 120 yani 180 eksi 60. E bu adam kotanjant şu 180'e attığın zaman eksi kotanjant atmış. Eksi kotanjant atmış dediğin adam kaç? Eksi kök 3 bölü 3 ya da eksi 1 bölü kök 3 diye de hatırlıyor olabilirsin. Bu da olabilir. Anlaştık mı arkadaşım? Bu şekilde bu anlamların karşılıklarını bulabilirsiniz. Sonraki adam ar kotanjant eksi 1. Kotanjantı eksi 1 eden açı kim o? İkinci bölgede bir açıdır. Kotanjantın eksi olduğu yer. Çünkü kotanjantın, ar kotanjantın tanımlı olduğu aralık burası. 0 pi aralığına tanımlı. O halde ar kotanjant eksi 1 dediğinizde ikinci bölgede 135 derecedir. Yani bu adam 3 pi bölü 4 şeklinde yorumlanabilir. Ar kotanjant eksi kök 3. Kotanjantı eksi kök 3 eden açı. Buna böyle yapalım. C diyelim. Buradan kotanjant C eşittir eksi kök 3. E kotanjantı eksi kök 3 eden açı kim? 150 derece. 5 pi bölü 6 ya da şu yukarıda yaptığımız şekilde de yorumlayabilmem mümkündür. Sonra ar kotanjant 1. Kotanjantı 1 eden açı kim o? Birinci bölgede 45 derecedir. Yani pi bölü 4'tür. Altındaki adam tanjant kotanjant, kök3 e şimdi tanjant arkotanjant kök3 bak şu artı ifade şu kısım kotanjantı kök3 eden açıyı bana söyle demek e, kotanjantı kök3 eden açı kim kotanjantı kök3 30 derece burası 30 derece yani elinizde ne kalıyor tanjant 30 e, tanjant 30 kaç kök3/3 denir Anlaştık mı arkadaş bu Arkotanjanta cevap verebilmek için aynı diğer fonksiyonlarda olduğu gibi şu aralıkları iyi biliyor olmanız gerek. Geçtim sonraki sorum. Kosinüs tanjant 3 bölü 4 artı pi 3 pi bölü 2 birkaç karma örneğim var. Ondan sonra da artık konuyu geçiyorum arkadaşlar. Kosinüs ar tanjant 3 bölü 4 artı 3 pi bölü 2 demiş. Şimdi burada şu 3 pi bölü 2 ve tanjant 3 bölü 4 var ya arkadaş. Bir kere arctanjant 3 bölü 4 demek bana tanjantı 3 bölü 4 eden açıyı söyle demektir. 3 pi bölü 2 3 pi bölü 2 bu açıyı bulduktan sonra üzerine ekle demektir. Ben ne dedim sana? Artı ifadeye git şuradan a ismini ver. Bunu verdiğin zaman kosinüs a artı 3 pi bölü 2 oldu. İşte bu adam da şöyle yaz tanıdık bir hale getir. 3 pi bölü 2 artı x yapmıyorum a yapmıyorum arkadaşım şu indirgeme formüllerimiz vardı ya bizim. Hani 180'e, 270'e, 90'a, 360'a göre yazdığımız zaman isim değişiyordu ya da değişmiyordu. E bu adamın burada 270'e göre yazıldığını görüyorum. 270'e göre yazdığım için isim değiştirmem gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla bu adam kosinüs A yapar. Bölgesi kaç? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti Herkes sever. TC kızlarını artı. Yani kosinüs A'dır bu adam. Peki ben en başta ne demiştim? Ark tanjant 3 bölü 4'e A dedim. E o halde tanjant A 3 bölü 4. Tanjant 3 bölü 4 eden adamın kosinüsünü arıyorsun. E çizdik üçgeni. Tanjantını yerleştir. 3, 4, A, 5. Kosinüsünü arıyorum. Komşu bölü hipotenüs olacak. 4 bölü 5 sorunun doğru cevabı olacak arkadaşım. Geçiyoruz. Sonraki parçamız şu var. Açamadım. Bu. Tanjant arkosinüs x. Ha bunlardan kitaplarda görürsünüz arkadaşlar. Bu tarz sorular kitaplarda var. Daha farklı yapıları da olabilir ama özünde bu yapacağım şeyi yapacağız. Tanjant arkosinüs x ifadesinin eşiti nedir diye sormuş. Şimdi güzel arkadaşım. Tanjant ark kosinüs x demiş ya. Arklı ifadeye yine isim veriyorum. Arklı ifadeye bak şöyle bir isim vereceğim. Diyeceğim ki buna a olsun. Hemen Buna A dediğim zaman tanjant A. Bunu arıyorum. Peki ben neye A dedim? Ark kosinüs x'e A dedim. Çevirttir. Kosinüs A eşittir x yaptı. Şimdi kosinüsü x eden bir açım var. Çizdik üçgenini. Şuraya A açısını yerleştir. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. Yani komşusu x hipotenüsü paydada 1 olduğu için 1. Komşu bölü hipotenüs. O halde diğer kenara ihtiyacım var. Diğer kenara ulaşabilmek için buraya geçici olarak a demeyelim artık ayıp olur. Buraya b diyelim. Pisagor uyguluyorum. b kare artı x kare eşittir 1'in karesi yapar. Buradan da B'yi çektiğin zaman b kare eşittir 1 eksi x kare ve b eşittir karekök 1 eksi x'in kare 1 eksi x'in karekökü yapar. Burayı da yerine yazınca 1 eksi x'in x kare'nin karekökü. Aradığın şey neydi? Tanjant a'ydı. O halde karşı bölü komşu yapınca çıkan cevap aradığın şey olur. Buradaki açının tanjantını yazıyorum. Tanjant x eşittir. Karşı. Dikkat karşıda bu var. Tanjant a bu arada. Tanjant x değil. Karşı bölü komşu. 1 eksi x kare bölü x. İşte cevap bu yapay güzel arkadaşım. Var mı? Cevap aşık olur. Tamam mı? Zor mu? çok öyle hafif düzey bir örnek değil ama normalle yakın bir soru. Kitaplarda falan sıklıkta göreceğin ayarda bir soru. Dek gelecektir büyük bir ihtimalle. Bak bu daha da farklı bir örnek. Ark tanjant A eşittir. Ark tanjant 2A. Denkleminin pozitif kökü nedir diye sormuş. E ben söyleyip durduğum hep yolunu yaptığım şey arklı ifadeye isim vermek. Ver kardeşim. Git bu adama B de. Ben ne demiş oluyorum şu durumda? Ark tanjant A'ya B dedim. Ark kotanjant 2A ya da B dedim. E soldaki adam şöyle çevirtirme yapıyorsun. Tanjant B A kotanjant B 2A anlamına geliyor. İyi de bundan sonra ne yapacağınla ilgili biraz geçmiş bilgilerini yoklamak lazım. Hatırlar mısın küçüktün o zamanlar? Tanjantta kotanjant çarpıldığı zaman 1 olurdu aynı açılar varsa eğer. Burada tanjant B ve kotanjant B var ya elimde. A ile 2A'nın çarpımı 1 olmalı. O halde 2A kare 1 olmalı. A kare 1 bölü 2 olmalı. Ve nihayet 1 bölü kök 2 olmalı her iki tarafın kare kökünü zaman. Ne diyor bana? E pozitif kökü kaçtır? 1 bölü kök 2. Tabii şıklara da uydurmam gerekiyormuş. Şıklarda yok. Kök 2 bölü 2 doğru cevap olur kardeşim. Geçtik. Son sorum arkadaşım. Bu başlığın artık son kısmı. Artık kısımlar bitti. Bundan sonra artık kosinüs teoremi, sinüs teoremi ve nihayet toplam fark formülleri diye devam edeceğim arkadaşlar. Trigonometrin çok ciddi bir kısmı da bitmiş oluyor bu şekilde. Şimdi A 2 çarpı. 2 çarpı arksinüs x kare eksi 5x eksi pi bölü 3 eşittir 0. Denkleminin köklerinin toplamını bul demiş. Şimdi artı ifade var orada. Onu bir yalnız bırakayım. 2 arksinüs x kare eksi 5x eşittir pi bölü 3. Her iki tarafı 2'ye de bölelim. Ark sinüs x kare eksi 5x eşittir. İki tarafı da 2'ye bölünce pi bölü 6. Ne bu? 30 derece. Şimdi şu çevirtirme işini yapıyorsun. Dışarıdaki içerideki yer değişimi yani şu adam dışarı bu adam içeri. Salladığınız zaman bunu sinüs 30 Eşittir x kare eksi 5x yapıyor. E, x kare eksi 5x zaten bizden o denklem çözerim onu. Sinüs 30 dediğiniz adamda 1 bölü 2. x kare eksi 5x. E, x kare eksi 5x eksi 1 bölü 2 eşittir 0. Ne arıyorsun? Bu denklemin köklerinin toplamını. O halde bu denklemin köklerinin toplamı 2. dereceden denklemlerde kökler toplamı eksi b bölü a olduğu için eksi b'si bak burası a'sı x karenin kat sayısı 5. Sorunun doğru cevabı bu olur arkadaşlar. Arkadaşlar trigonometri kısmının ilk kısmı yani bu arklara kadar olan kısım bitti. Bundan sonra arksinüs, arkosinüs fonksiyonları var. Sonra toplam fark, toplam fark formülleri ve ondan sonra da trigonometrik denklemlerle birlikte yarım açıda var tabi arada. Onunla birlikte artık konuyu tamamlamış olacağız. Bak buraya kadar adım 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 geldik. İnşallah sen de buraya kadar düzgünce devam etmişsindir. Notunu almışsındır. Gereken yerleri belirlemişsindir. Söylediğim şeylere dikkat ederek bakmışsındır. Ben şimdilik müsaade alıyorum. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar diliyorum. Video ile ilgili görüşlerini, yorumlarını benimle paylaşmayı lütfen ihmal etme. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.